Sürekli kabus görüyor. Adnan Bey'e takmış kafayı. Aa, niye? Habersiz çekip gittiği için vicdan azabı duyuyor herhalde. Ah canım. Ya nasıl konuşuyor bir görsen, sanki gerçek gibi. Yapmayın Adnan Bey, yapmayın, alçak onlar falan diyor. Artık ne görüyorsa abuk sabuk saçmalıyordu işte. Ay neyse, ben kapatıyorum, hadi konuşuruz sonra. Tamam canım, selam söyle Arsen Hanım'a. Hürmetlerimizi söyle. Tamam, hadi çok öptüm. Güle güle. Niye vermedin, bir sesini duyacaktık. İşi var herhalde. Ben ilaçlarını verdim. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Daha iyi görünüyorsun. Sayenizde çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hep soracağım sana, unutuyorum. Sen gemiye gitmeden önce yahut gittiğin gün holdinge gelmişsin. Adnan'a gelen bir CD almışsın. Evet. Hastane benim tahlillerimi, tetkiklerimi CD ile yollamış. Ama yanlış adrese. Adnan'ın adını. Evet. Nasıl bir karışıklık olduysa. Ama ben senin tedavi olduğun hastaneye baktırdım. Böyle bir uygulamaları yok. Sonuçları senin eline verdiklerini söylediler. Hayır, o hastane değil. Benim öbür... Bana doğruyu söyle Beşir. O CD'nin içinde ne vardı? Onu Adnan'a sen yolladın. Son anda da vazgeçti. O CD'de ne vardı? Adnan Bey'e veda etmiştim. Yüzüne karşı söyleyemediklerimi kameraya söyledim. CD'ye bastım. Sadece veda etmedin. Evet. İçimdekileri de anlattım. Buradan niye gitmek zorunda olduğumu anlattım. Nihal'i mi itiraf ettin? Evet. Tahmin etmiştim. Son anda vazgeçtin, panikledin. Evet.